Seni şimdi, ne diye seviyorlar? Şimdi Hudezm'de... Tove. Bir dakika. Hudezm'de ben öldükten sonra... Ben öldükten sonra benim ne olduğumu anlarsınız ama iş işten geçer. Valla senin ne olduğunu ben senden iyi biliyorum. Valla senden iyi biliyorum. Bana yapmıyor ya. Yapma. İyi bana tabii canım. Allah Allah. 15 sene oldu. 15. En az 15 sene. Lan abi ben sana tarihini söylüyorum. Tarih. Lan ne tarihi lan? Tarih o işi tarih. İşte Dünur İstanbul'a 10 seneyi geçti lan. Daha sonra burada İstanbul'un molunu çekerim. Bu sonra Rus Bobi'den çıkarım. Dakika dakika. Takır mı da? Bir dakika bir daha ne işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Soru sorma. Dur dayı, dayı. Yok, sabırla. Soru sorma. Şimdi Mehmet doğru. Evet. Bir de Gözalan var. Evet. Niye soyadınız doğru da diğerlerinki Gözalan? O neden olmuş? Onu da onu bunlar sana doğru anladım. Bunlar doğru olmuyor mu doğru? Onu senden... Doğru olduğunuz için mi? Bak onu senden söylüyorum. Tamam. Şimdi bunların babaları, Gözalan'ın babaları Mustafa Tekirdağ'a gidiyor. Tekirdağ'da 13 sene kalıyor. Soy ismi orada değişiyor. Ha. Anladın mı şimdi? Peki bir şey daha soracağım. Onu aldık enişte. Sana neden hafız diyorlar? Sen şimdi, hafızlık yapmadın. Bir saniye. Onu da söyleyeyim sana. Onu da söyleyeyim sana. Bir tarihte Elma Dağı'nın arka kısmında bir yerde çalışıyorduk. Tamam. Namaz kılıyorduk. Ondan sonra sakal bıraktıydık. Senin gibi arkadaşlar orada bana hafız dedi. O hafız oradan geldi. Hafızlık kaldı. Ha, orada kaldı. Ben yoksa, orada doğru yoksa söylüyorum. Hafız diye bir şey yok. Yok tamam. Sülaleniz de yok yani. Şimdi ondan sonra onu da sana izah edeyim. Ve usya usya hamme hadi hoca azı amçını yar ki tabdare ben amçını zorla ne der ki çıkarıyor şimdi ya çok işte hoca tam işte bu Ahmet bu Mehmet bu şu bu da Hafız adam benim yanıma şöyle yanaştı dedi ki hocam nerede okudun dedi deyince aklıma şöyle hemen geldi hemen adamı kesmeye geldi dedim ki beyefendi dedim benim Hafızlığım yok ama şeyimden lağımına hafız diyorlar. Adam orada bıraktı onu. Sen siz olsaydın onu bırakabilir miydin? Yapabilir miydin? Yapmadım. Ben orada hemen adamın önünü kestim. Peki bir soru daha. Evet. Bak hafızlık var. Soyadı değişmiş. Bir şey daha var. Kaç senelik gazisin değil mi gazi? Evet. 50 senedir devletten evet. Parayı çekip... Onu da bir söyle. Nasıl oldu? Gazilik nasıl oldu? 1989'da. Evet. 89'da emekli oldum. Nasıl oldu? Neden? Kıbrıs gazisiyim ben. Savaşa girdin? Evet. Ya. Lan ne savaşı? Gavuru evet. Bile görmediler. Evet. Görmedim. Lan inan gavuru görmediler. Yalan konuşma. Yalan ne? Yalan konuşma. Sen şimdiye kadar hep kendin demedin mi ben girmedim diye. Hayır. Daha önce dedin. Hayır. Dedin kanal olsun dedin. Hayır. Benim ağzımda öyle bir şey çıkmaz. İş olarak ne yaptın bugüne kadar? Mesela meslek olarak? Çobanlık yaptım. Hep çoban değil mi? Evet. Bak 4 tane önemli özelliği var. Evet yaptım. Yani hem de çok yaptı bunları değil mi? Evet. Peki künyeni söyleyebilir misin Kıbrıs'taki? Nasıl? Mehmet Doğru. Künye. Onu unuttuk. Bir seni izleyen dostlarına, çevrene, evlatlarına, torunlarına... bir kendini tanıt, güzel bir şeyler bırak. Ya elimden geldiği kadar bana saygı gösterirlerse ben onlara saygı gösteririm. Evet, bizim aile büyüklerimizden ikinci nesil Mehmet Doğru, Hafız. Üç mü? Dayımız. Bir. Tabii iki. İkinci ben geliyorum. İlerisini bilmiyor enişte. Ve aynı zamanda eski muhtar Mehmet Karakartal. Tabii. Evindeyiz. Evet. Peki yengem Allah rahmet eylesin vefat edeli kaç sene oldu? 35 sene. 21 sene. Oo. 35 sene. 21 sene. Lan 21 sene diyorum daha hala. 35 sene. Adam bak. Ya, yani adam ya 2003'te öldü. Kaç ne oluyor? Ulan ne 2003 öldü? Nasıl 2003 öldü? Karı 75'te 76'da öldü. 2003 Ocak ayında ben askerdim. Orada aradım. Birinci ayın 26'sında. Birinci ayın 26'sında pazar. Cumartesi yok. Pazar günü öldü. Anladın? 35 gece Atatürk orada, öldü ya. Yok artık. Tabii onu siktir. Onu aynı tarih gibi bir şey biliyor mu? Ne kadar şey yaşamış. Yıllardır çobanlık. Kıbrıs gazisi. Hayatı boş geçti. Devleti sömürdü. Peki sen bu kadar hayvancılık, çobanlık yaptın.
Paran da çok gitmişti. Davarda keçi de satarken değil mi? Ya kazandım tabii Allah aşkına. Kazandın da biraz da hani verin sattın davarı. Kaç tane keçi yedi haberim var? Yok biriler yani paran vermiyorlar yani kapılıyorsun. Hayır kapılmadım. Kapıldım aldım. Aldın. Aldım. 2 sene sonra aldım. 3 sene sonra aldım. Aldım. 3 sene sonra da olsa aldım. 5 sene veren... sonra benim ciğerim o zaman soğudu. İstersen ne yaparsın? Hayvan ya? Veren de besi yaptın değil mi? İyi. Hayvan besiciliği falan da çok yaptın. 20 sene Ankara'ya mal götürdüm. Ya. Tabii. Peki son olarak bu yaşa geldin 70'e dayandı. Bunlar hepsi başından geçti. Dünyadan ne anladın? Dünya bak şimdi şu an için dünya benim için boş. Ben bu soruyu herkese soruyorum genelde de. Dünyadan ne anladın sonunda? Şöyle baktığın zaman topluma, yerlere, insanlara, ana babaya saygısızlığa baktığım zaman evet. Bu dünya boş gibi geliyor. Bu baba ana, bu evlattan için ne? Hayır, insanlar boş. Bir dakika. Neler yapıyor? Hep boşa geliyor. Hiç yapmamış gibi inkar ediliyor. Sen bir şey anladın mı? Evet, dünyadan. Aslında. Bu kadar olay yaşamışsın bugüne kadar. Kıbrıs Savaşı, işte hanım yenge vefat etti, soyadın değişmesi, Edirne sürgün gitmeniz falan. Bu kadar olay yaşayan bir insansın. Dünyadan ne anladın? Bunların hiçbir şeyinde bir şey anladın mı? Vakit bir vakit, zaman bu zaman değil mi? Bir fakir zamanda dedemizden evet. 66'dan evet. ayrıldığımızda 5 sene bir yerde yattık. 5 sene sobamızı kaldırdık. 5 sene sobamızı kurduk. Her gün sabah aç. Öyle mi? Evet. Fakirlik bak, vardı. Fakirlik. Her koyudan ama fakirlik. O bir şey değil, o sorun değil. Ondan sonra bak. Fakirlik vardı. Dedelerimiz bize bir şey vermedi. Ulan bunu hayat hep beleşine geçiyor. Kanat üstün bak. Ondan sonra Hacı Fatih'in orada affedersin bir ahırı vardı. Malı gidiyordu. Şöyle dikiliyorduk. Ondan sonra orada oturuyorduk. Fakirlik. Peki. Ben bunları şimdi kendime olarak ben bu dünyanın zenginiyim. Değil mi? Şimdi... O zamana baktığım zaman. Anladın mı şimdi? Evet. O baktığım zaman. O zaman öyleydi. Değil, dünyanın zenginiyim. Biz öyle şeyler ki. At konum ben annem gitti bir yerde. Akşam geldi. Şu şurasında bir avuç tuz getirdi bize yedirdi. Bir avuç tuz. Peki çoluk çocuğa seni seven duyan dostlarına hepsine selamını söyle ve hakkını helal et. Tüm dostlarıma, eşlerimize, çevremize, arkabamıza, ısınımıza, tüm benden tarafı hakkım Allah olsun. Allah razı olsun.